Selamun aleyküm arkadaşlar. Bilindiği gibi Galatasaray'da 29 Mayıs'ta seçim var. Seçim olacak mı, olmayacak mı onu bilemeyiz. Çünkü malum bu pandemi süreci neler getiriyor, neler götürüyor onları pek bilmiyoruz. Ama görünen o ki seçim sanki 29 Mayıs'ta olmayacakmış gibi. Olmayacakmış gibi. Çünkü yaşanan sıkıntılara hepimiz hakimiz ki şu sıralarda da evde olduğumuza göre bir takım kısıtlamalar olduğuna göre hayatımızda o zaman hayat söz konusuysa bazı şeyler durur. Neyse şimdi o işin başka bir kısmı onu bu tarafa koyuyoruz. Bayramdan sonra olacak gelişmeler, bayram sonrasına ertelenmiş bazı kararlar neler olacağını göreceğiz. Ama Galatasaray yönetimi ayın 29'unda kongre yapılacağına dair bildirisini, prosedürünü yerine getirdi, açıklamaları yaptı. Benim anlatmak istediğim bu değil. Benim anlatmak istediğim Galatasaray yönetimi içerisinde bazı çakallıklar var. Şimdi bu çakallıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir defa şunu söyleyelim arkadaşlar. Ya seçime bir ay var değil mi? Tamam işte demek ki 20 işte 29'unda yapılacağına göre bir ay. Aslında normalde ilki seçimin prosedürü gereği 22 Mayıs'ta yapılacak. Çoğunluk olmazsa 29 Mayıs. Demek ki bir ay var. Şimdi bu bir ay içerisinde bir başkan niye istifa eder? Gitmişler bazı yöneticiler işte Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal vesaireler başkana efendim sen istifa et. Niye istifa edeyim ben abi baba niye istifa edeceğim bir ay sonra seçim yok mu? Bir ay sonra seçim varsa neyin istifası? Şimdi arkadaşlar yönetimde isyan. Bu şerefsizlere de malzemeler çıkıyor. Efendim kriz gölgesinde bilmem ne maçı diyor işte Göztepe maçını kastediyorlar. Cengiz'e yukarıda istifa et demişler o da istifa etmiyorum demiş. İstifa et başkan. Yine bakın görüyorsunuz medyaya bunlar böyle yansıyor. İstifa et başkan. İstifa et diyenler kimler? Az önce isimlerini saydı malum adamlar. Yine aynı şekilde burada ne diyor? İstifa edin, hayır savaşacağım diyor. Ben şimdi işin özünü size söyleyeceğim. Neden böyle olduğunu. Başkan yine burada da diyor ki hayır savaşacağım diyor. İstifa etmeyeceğim diyor. Şimdi bunların ne anlama geldiğini anlatayım arkadaşlar bu gösterdiklerimin. Dedim ya ayın 29'unda seçim var mı Galatasaray'da var. Şu anda bir ay sonra seçim varsa başkan niye istifa edecek? Bir ay geçer kongre var zaten. Eğer kongre yapılırsa başkan seçilir seçilir seçilmez herkes yoluna. Ha ne demişler? Sepetik oluna herkes yoluna değil mi? Şimdi bu ortamı germekten, burada çakallık yapmaktan başka bir ileriye başka bir durum var, uyanıklık var. Yoksa adama şunu derler, kafayı mı yediniz kardeşim? Ne istifası? Ha, ne istifası? Kafayı mı yediniz siz? Başkan istifa etse her şey düzeliyor. Etti istifa ne olacak? 29'unda seçim olmayacak mı? Olacak. Ha, şimdi ben size çakallığı söyleyeyim. Biraz önce dedim ya, ayın 29'unda muhtemelen seçim olmaz. Olmayacağı zaman ne olacak? Bu yönetim ister istemez yoluna devam edecek. Yani Ekim'e, Kasım'a kadar arkadaşlar eğer böyle giderse demek ki bu yönetim de gidecek. Diyelim ki Kasım'da seçim yapma imkanı oldu. O zaman Mustafa Cengiz ve yönetimi yoluna devam edecek mi? Şimdi bu 3-5 çakal çıkmış ne diyor abi? İstifa et. Diyelim ki başkan istifa etti, çekildi bir kenara. Ayın 29'unda da seçim yapılamadı. Ne olacak abi? Bunlar devam edecek. Ya başkan da istifa etmiş. Bunlar toplanacaklar. Bu Daltonlar araya gelecekler. Efendim bir aramızdan bir başkan seçelim. İşte Abdurrahim mi başkan olur? Öbürü mü başkan olur? Tamam. Kasım'a kadar, Aralık'a kadar böyle gidelim. Tutun Aralık'ta da Allah göstermesin pandemi uzadı. Orada da seçim olmadı. Hadi böyle yürüyün. Yani bunların derdi bu. Post kavgası, koltuk kavgası. Uyanıklık yapacaklar. Başkanı buradan alaşağı edecekler. Efendim başkan konuşma yapmış. Ya siz öyle ya da böyle. Ekip değil misiniz? Kader birliği yapmadınız mı? El ele vereceksiniz. Başkan da ne diyor? Diyor ki hayır kardeşim ben niye istifa edeyim diyor. Etmeyeceğim diyor. Haklı mı? Haklı. Bir ay var şurada. Eğer bir ay sonra seçim olacaksa bir neyin istifasını yapayım diyor. İki en önemlisi bırakın kongreyi bir tarafa. Adam diyor ki kardeşim ben Galatasaray için diyor şunu yaptım bunu yaptım diyor. Bir diyor Kemalburgaz tesislerini aldın mı? Galatasaray'ın gelecek yüzyılını kurtaracak mıyım? Kurtaracağım. Tesisler yapacağım. Bu benim için bir artı mı? Artı diyor. Devam ediyor. Ada kaç senedir kapalı. Ben bu adayı açmak için gerekli çalışmaları yaptım mı? Yaptım. Adayı açacağım mı? Açacağım diyor. Büyükçekmece'de 10 dönüm yer aldım mı? Aldım. Altyapı bilmem ne. Oraya taşıyacak mıyım? Taşıyacağım diyor.
Florya'dan yeni yapılanma, yeni bir takım hikayeler neticesinde akar gelecek mi? Gelecek diyor. E bankalarla diyor anlaşma yaptık diyor. Yapılandırma var. O yapılandırmanın şimdi önümüzdeki 2 yılı ödemesiz olduğu için Galatasaray maddi bakımdan güçlü duruma geçecek mi? E geçecek. En önemlisi artı Mayıs sonu itibariyle Galatasaray'ın UEFA'da yaşantığı, son 3 senede yaşadığı sıkıntı bitecek mi? Bitecek. Yani Galatasaray illa transfer yapmak için oyuncu satmak mecburiyetinde değil. Birisini alacaksa gidecek alacak, verecek parayı alacak. UEFA dur bakalım niye böyle ol? Zaten suyun karşı tarafındaki takımın lavukları, bakıyorum şimdi sosyal alemde, vay işte UEFA bilmem ne yeni bir dosya açacak Galatasaray'a, hesap soracaklar falan diye böyle hayal görmeye başladılar bazı kansız şerefsiz üçkağıtçılar var, lavuklar var, tamam mı? O boş verin onları şimdi. Bütün bunlara baktığınız zaman Galatasaray'ın böyle artıları var mı? Var. Ha, futbol takımı ki şu an itibariyle, görüntü itibariyle evet başarısız, şampiyonluktan uzaklaştı. Belki ikincilikten de uzaklaştı ama belli olmaz. Göztepe maçıyla yeni bir çıkış başlarsa, ki bundan önceki sohbetimde ne dedim? Eğer başkanın, hocanın ve de futbolcuların başkana cevap verme gibi bir durumları, istekleri varsa bunu saha içinde yapacaksınız dedim. Çıkın saha içeride, yenin Göztepe'yi, verin başkana cevabı. Susturun başkanı kardeşim. Bu kadar basit. Herkes kazansın. Sen Göztepe'yi yendiğin zaman hanesinde lider takımın en az 10-15 haram puan olan bu lider takımı ensesine yapışırsınız. Onu tekrar al aşağı alma, en azından ligi tekrar ikinci bitirme şansınız var mı? Var. Şimdi neyse, onu anlattık öbür sohbette, oradan izleyebilirsiniz. Abi gelelim buraya. Ya kafayı mı yediniz? Tekrar söylüyorum, kafayı mı yedin? Ne istifası? Niye istifa etsin adam? Siz çok akıllısınız değil mi? Adamı istifa ettirin. Muhtemelen %90, size söylüyorum arkadaşlar, Mayıs'ta kongre mongre olmayacak. Olmayacağı için de bunlar kendi işlerinden başkan seçecekler, yollarına devam edecekler. Olmaz böyle bir şey. Efendim biz zaten 1 Haziran'dan sonra yokuz. Sen de şimdi istifa et. Ya bu çakallık. Bu çakallık. Böyle bir çakallığı da kimse yemez. Mustafa Cengiz de bu kadar işler yaptığına inanıyor. Az önce saydım 4 tane 5 tane önemli gelişme var. Kemerburgaz projesi Galatasaray'ın dediği gibi gelecek 100 yılını kurtaracak bir proje. Bu arada baktığınız vakit arkadaşlar, dün sağ olsun Galatasaray'ın işte televizyonuna müdür olarak Bahri Havadır kardeşim tekrar oraya geldi, oturdu. Muhabbet yaptık biraz, nedir ne değildir diye bir değerlendirme yaptık. Ki onun döneminde de Galatasaray'da Aslan Meclisi diye program yapmıştık. Enteresandır biliyorsunuz, başkan, şimdiki başkan Mustafa Cengiz de o zaman o programda yorumcuydu. Bahri de işte genel müdürdü orada, Metin Ünlü, ben, üçümüz yapmıştık. Ve Galatasaray televizyon tarihinin en başarılı programıydı o. Neyse ona geçelim. Bahri dedi ki işte bu hani artıları eksileri saydık. Tamam, federasyon nezdinde, hakemler nezdinde tamamen başarısızdır. Yerlerde sürünüyor yönetim ama onların da başka nedenleri var. Bahri şunu söyledi. Ya abi dedi, Ünal Aysal zamanında bile dedi burada bizim maaşlar, çalışanların maaşları aksıyordu. Ama Mustafa Cengiz döneminde 3,5 yıl bir gün bile maaşlar gecikmemiş dedi. Her şey gayet düzenli, planlı. Öyle ya da böyle. Adam yapıyor. Yapmış bir şey, bir takım şeyler yapılmış. Eksikler var, yanlışlar var, kusurlar var, artılar var, şeyler var. Ama özellikle Kemerburgaz, ada, ki ada kongre üyelerinin, özellikle bir takım kongre üyelerinin vazgeçilmez yeriydi. Orada keyif yapıyorlardı bütün yaz. İşte adayı açıyor adam, daha ne istiyorsunuz? Çekmece, Florya, UEFA ile olan sorun bitiyor. Durun bir dakika. Kongre yapılır arkadaşım. Kongre yapıldığı zaman da eğer ki derse ki üyeler biz istemiyoruz, gitsin gider. Ama derlerse ki evet devam edecek. Şimdi gelelim şu devam etme meselesine. Demiş ki o da, kardeşim ben istifa etmiyorum. Siz ediyorsanız edin. Onların niyeti şuymuş. Efendim kongre yapılsa bile 29'unda diyelim ki kongre yapıldı. Kongre yapılırsa kendi aralarından bir tane başkan adayı çıkaracaklarmış. Hani başkana çekil diyorlar ya, sen aya bizim ayağımıza dolaşma demeye getiriyorlar. Bir de işin tabii o yanı var. Biz buradan aramızdan bir başkan adayı çıkarırız. Abdurrahim'i başkan olarak seçeceklerine inanmıyorum. Kaan Kançal. O çıkacakmış öne. Bir şeymiş yani, onun biraz etrafı falan liseli miseli olduğu için güçlüymüş. Her neyse, o da ayrı bir dava. Onu başkan adayı koyacaklar.
Mustafa Cengiz de ayak altında dolaşmazsa bunlar biz kazanırız diyorlar diğer adaylara. İşte var ya Hamamcı var, o Burak Elmas var, öbürleri bir takım zarta zurto tipler var ya Galatasaray'ı yönetiyor maceracılar. Nasıl yönetecekler abi? Galatasaray'ı yönetmek çocuk oyuncağı mı yani? Öyle 3-5 tane biz bir araya geldik, Galatasaray'ı yöneteceğiz. Şimdi ben esas size önemli bir haber daha vereyim. Mustafa Cengiz dik duruyor, tamam. Evet, ben adaylığımı koyacağım, bu yolda yürüyeceğim diyor. Mustafa Cengiz'in arkasında Adnan Polat'ın desteğini aldığı söyleniyor. Yani Galatasaray'ın bu yeni oluşturulacak olan Mustafa Cengiz yönetimi eğer yeniden bir daha bir yönetim oluşturacaksa listesinde işte Haldun Üstünel gibi, Hakan Üstünberk gibi Galatasaray camiasının çok ileri gelen ağır toplarından birilerinin olduğu söyleniyor. Hatta öyle bir takım söylentiler var ki Adnan Polat'ın bile listeye girebileceği. Yani Mustafa Cengiz orada başkanlık koltuğunda oturacak gibi görünüyor. Adnan Polat ikinci başkanlık koltuğu ve şöyle de bir ihtimal daha varmış arkadaşlar. Diyelim ki çok güçlü bir liste yaptı Mustafa Cengiz. Adnan Polat'lı biraz önceki saydığım isimlerden güçlü bir liste yaptı. Kazandı. Kazandıktan bir süre sonra ya benim sağlığımda sıkıntı var. Ben istifa ediyorum. Etti Adnan Polat başkan. Veya Adnan Polat'ın oraya koyacağı bir adam İşte Haldun Üstünel ya da Hakan Üstünberk ve de onun gibi başka isimler. Önümüzdeki günlerde bu sürpriz isimleri görüyor olacağız. Çok güçlü. İşte bunların abi bütün derdi buymuş. Bunlar da diyor ki böyle bir güçlü listeyle girerse Mustafa Cengiz kazanır. İşte Adnan Polat vesaire kulüp tekrar o tarafa geçer. Biz de bir ayvayı yeriz. Biz dışarıda kalacağız. Bizim de zaten Galatasaray oyuncağımız, hobimiz vesaire. Öbürleri de bunu biliyorlar. O zaman Mustafa Cengiz'e vuralım. Onu bir defa etkisiz hale getirelim. İşte tepesine çökelim. Nasıl olsa Mayıs'ta da kongre olmazsa yürür gideriz gibi. Böyle bir takım planlamalar içerisindeler. Çakallıklar içerisindeler. Uyanıklıklar içerisindeler. Bu ben anlatılanlardan derledim, toparladım. Bunları da sizle paylaştım. Eğer 29 Mayıs'ta seçim olacaksa niye istifa etsin, değil mi? Bir ay sonra seçim var zaten. Adam seçilemezse zaten gidecek. Seçilirse devam edecek. Yeni liste yapacak. Onlar da diyorlar ki çekil ayak altından. Sen git. 29 Mayıs'ta kongre olmayacak. Sen istifa edersen bugün kulüp bize kalacak. Biz de istediğimiz gibi at koştururuz. İşte onu yaparız, bunu yaparız, şunu getiririz, bunu göndeririz, transferler vesaire. Anladınız değil mi vaziyeti? Vaziyeti anladınız. Durum budur. Yani şu anda başkana istifa et demekle kafayı yemiş olmak arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Aynen böyle. Ama sıcak gelişmelerin olacağı da kesin. Yalnız bu Adnan Polat söylediklerime dikkat edin. Bakın önümüzdeki günlerde bu alanda başka çok başka gelişmeler olabilir diyoruz. Ama Mustafa Cengiz'in her halükarda çok güçlü sürpriz, inanılmaz güçlü bir listeyle seçime girmesi de muhtemel. Eğer 29'unda seçim yapılırsa. 29'unda seçim olmazsa ne olacak? Şimdi Mustafa Cengiz de istifa etmezse. Bunlar mecburen bugün başkana istifa et diyen, hani benim kafayı mı yediniz dediğim o 5-6 kişi ve diğerleri mecburen el ele verecekler ve seçime kadar yollarına devam edecekler. Anladınız? Direksiyonda da Mustafa Cengiz olacak. Mustafa Cengiz derse ki benim sağlık durumum bozuldu, çekiliyorum bir kenara. Bunlardan biri yerine geçer ve böyle devam ederler. Bu konuyla ilgili de önümüzdeki günlerde yine sıcak gelişmeler olacak. Ama büyük bir ihtimalle 29 Mayıs'ta seçimin olacağını zannetmiyorum. Çünkü ortam buna müsait değil. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Paylaşım yapalım, abone olalım ve yeni sohbetlerde inşallah buluşmak üzere. Hepinize saygılar, selamlar, hoşça kalın.